Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin tüm şubeleri olarak bağlı bulunduğumuz bar olarak mesleki faaliyetlerimizi yerine getiremediğimiz için başvuruda bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan ve arkadaşları üzerinde devam eden tecrit tüm dozuyla devam etmekte. Bu tecrit ne hukuki ne de insani ve vicdani bir yönü bulunmamakta. Bu amaçla bizler çeşitli hukuk kurumlarına, çeşitli başvurularda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam ediyoruz. Bu amaçla bugün İstanbul Barosu'na mesleki faaliyetlerimizi yerine getiremediğimiz için başvuruda bulunduk ve baroya bir çağrıda bulunduk. İmralı Ada Hapishanesi'nde ağır tecritte şubeleri altında tutulan Zeyn Abdullah Öcalan, Zeyn Ömer Hayri Konar, Zeyn Veysel Aktaş ve Zeyn Hamile Yıldırım'dan 3 yılı aşkın bir süredir Türkçe böyle girişimlere rağmen hiçbir şekilde haber dahi alınamamaktadır. Ömer Hayri Konar, Veysel Aktaş ve Hamile Yıldırım İmralı'ya götürüldükleri Ocak 2015'ten beri her hafta yapılan başvurulara rağmen avukatlarıyla bir kez daha görüştüğünü demiş. Zeyn Abdullah Öcalan ise avukatlarıyla görüşme hakkından neredeyse 5 yıldır yararlandırılmamaktadır. Kamuoyunda hatırlayacağı üzere Sayın Öcalan 27 Temmuz 2011'deki avukat görüşmelerinden sonra avukatlarıyla hiçbir şekilde görüştürülmemiş ve 8 Kasım 2018 tarihinde tutuklu HDP milletvekili Leyla Güven ve binlerce siyasi tutsak süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlamaları neticesinde İmralı'da uygulanan mutlak tecritte bir gedik açılmış ve yaklaşık 8 yıl sonra 2 Mayıs 2019 sonuncu seyirse 7 Ağustos 2019 tarihleri olmak üzere Sayın Öcalan ile 5 kez avukat görüşü gerçekleştirmiştir. Ulusal ve uluslararası mevzuat gereği mahpusun avukatıyla görüşme hakkının bu denli engellenmesi hukuki bir izahı olmayıp bu istisna halinin yasal olmadığı herkes için bilinmektedir. İmralı'nın mevcut hukuk sisteminde bir kara delik olarak tanımlandığı, mutlak tecrit ile kendini gösteren bu hukuk dışını dünyada eşi ve benzerinin olmadığı ortadadır. Bizler İmralı'da uygulanan hukuk dışı tecriti, aynı zamanda Türkiye'nin en temel sorunu olan Kürt sorununda çözümsüzlük anlamına geldiğini bilincinde olan öğrenen avukatlar olarak bu kara deliğin daha fazla büyümemesi ve topluma daha fazla sicaret edilmesi için bugüne dek çeşitli girişimlerde bulunduk. 2021 yılı Mayıs ayında tecride karşı kampanya ile içerisinde çeşitli kurum ve farklı barolarda hukukçuların yer aldığı 768 meslektaşımızın imzasıyla basın açıklaması yaptık. Bundan kısa bir süre sonra ÇH'de, İHA'de, ceza ve infaz sisteminde ceza sistemleri topluluğu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Toplum Etik Araştırmalar Vakfı gibi kurumlarla birlikte tecrübe sona erdirilmesi amacıyla Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesi'ne ortak bir başvuru yaptık. Eş genel başkanlarımız hem tecrübe konuşmak hem de İmralı'da avukat görüşmesi gerçekleştirebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundular. Bizim de üyesi olduğumuz ve Avrupa'nın en büyük üç hukuk örgütü olan ENDH, AED ve Law Bureau of Lawyers 5 Nisan 2022'de avukatlar günü vesilesinde TCP karşı harekete geçirmesi ve İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi amacıyla TPT'ye başvuru yaparak kamuoyuyla paylaştılar. Son olarak Ocak 2024'te 1330 avukat ile Adalet Bakanlığı'na haksız avukat görüşü engelini kaldırılması yönünde başvuruda bulunmuştuk. Ancak üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen olumlu hiçbir adım atılmamış ve başvurularınıza herhangi bir cevap verilmemiştir. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözümü için hazır olduğunu her fırsatta ortaya koyan Sayın Abdullah Öcalan ve İmralı'da tutulan 3 tutsağa uygulanan mutlak tecritte ve avukat yasağına karşı bundan sonra da meşru hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek adına İmralı Ada Hapishanesi'nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan, Hamile Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysel Aktaş'a uygulanan ağır tecrit koşullarının sona erdirilmesi, avukat görüş yasağının kaldırılması, müvekkillerin iç hukuklu uluslararası mevzuattan kaynaklanan haklarının teminiyle avukatlık görevinin yerine getirilmesi amacıyla bu kez bağlı bulunduğumuz İstanbul Barosu'na görevini hatırlatıyoruz. Zira avukatlık kanununa göre barolar, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak amacıyla tüm çalışmalarını yürüten, çalışmalarını demokratik
tıp hukuki girişimde sonuçsuz kaldığı yerel ve uluslararası insan hakları kurumları, hukuk örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının konuya ilişkin girişimlerinden sonuç alınamadığı ve son olarak 1330 avukat tarafından Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya da herhangi bir yanıt verilmediği göz önünde bulundurulduğunda, avukatlık görevinin ifasını ve müvekkilin adil yargılanma haklarını temin amacıyla Türkiye Barolar Birliği'ni ve tüm baroları tekrar göreve davet ediyoruz. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul'da. İçeride, dışarıda, tecriti, parçalar. İçeride, dışarıda, tecriti, parçalar. İçeride, dışarıda, tecriti, parçalar.